Santrın Çardak'tan herkese merhabalar. Birazdan sizlere Santrın Çardak'ın minaresinden buradan gösterebildiğimiz kadar Erciyes'i, Eymir'i, Ötebatan Çardak'ı, Sarıolan Çardak'ı, Santrın'ın içini, Santrın Çardak'ın içini ve Kocaolan Çardak'ın manzarasını camisinin minaresinden izlettireceğim. Başlıyoruz. Evet, bize de burada Erdal kardeşim yardımcı olacak. Mustafa Öztekin'in oğlu. Kendisine de teşekkür edelim. Bir sesini duyalım. Merhaba de bakalım. Merhaba. Evet, bu bölümler Santrın Çardak. Şimdi Eymir'i göstereyim. Burası Eymir. Aşağıda yanık sesli bir türkü söyleyenimiz var. İnşallah sizlere yazın ya da baharın geldiğinde daha detaylı buraları çekeceğim. Kapatsınlar canım, sana zahmet. Telif yiyorum işte. Osman emmi! Osman emmi! Evet, öte oda. Osman emmi! Öte bak burası da. Müziği kapatın! Geride duruyor ya. Müziği, müziği! Çalıyor ya. Burası da Sarıolan. Abi başka bir yerde çalıyorlar. Değil mi? İyi, yapacak bir şey yok o zaman. Abi karşı taraflarda. Evet, geliyoruz. Mizafer abi geç çalıyor. Topu öğrenin filan da lan oğlum. Ahmet efendi Santrın Çardak'ta olduğunu ilan et. Aynen abi. Şimdi de Santrın Çardak'ın içini detaylı bir şekilde kadrajımızı alalım. Bu kayaya ne deniyordu biliyor muydun sen? Delikli. Delikli kayası. Şu anki zoomladığımız yer. Evet. Evet, Santrın Çardak buradan başlıyor. Aynen abi. Çekim yapıyor. Çekim yapıyor, çekim. Gelmiyor. Ne çekimi? YouTube çekimi. YouTube çekimi. YouTube çekimi.
Ahmet Emekçi TV'de. He? Ahmet Emekçi TV'de. Ahmet Emekçi TV'den. TV ha. Oldu. İncir ağacı falan gözüküyor. Hemen alacağım canım benim. Şöyle. Bayağı bir eski kalıntıları var. Santrın çardağı. Evet, şu kablolar yokmuş kablolar. Otobüs gidiyor. Bire doğru ama yankıyor. Otobüs sesi. Çok yüksek değil mi? Çok yüksek. Abi bak şu karşıya höyüklü tepe orada bak. Biraz sonra... Tepede bir höyük var orası mı? Evet orası höyüklü tepe. Hadi senin için höyüklü tepeyi de şöyle zoomlayalım. Burası höyüklü tepe. Sizin ev hangisi? Bizim ev şu aşağıdaki minarenin önünde bir. Şura. Hangisi? Şu ev. Bu ev mi? Evet. Evet. Erdal'ların evi de burasıymış. Öyle mi Erdal? Evet. Şu karşı dağda bir şey dağda ya. Unuttum ya. Sıkıntı yok. Şuradaki hemen yakındaki dağda toparı. Neydi? Toparı. Şura. Toparı. Şura. Şuradaki yüksek dağ. Evet, zaten Santrın çardağı bilenler illaki görmüştür. Sonra da orman hava, oranın ismi de çok. Evet. Ha? Şöyle koca olan çardağı zoomlayalım. Burası da koca olan çardağı. Abi yumurtalar soğuktan içeride çatlamış dağ güvercinleri. Bunlar dağ güvercinin yumurtası mı? Evet. Helal sana be. Bunları aşağı atalım. At bakalım. Emin abinize kim derler? Biraz konuşturayım seni ben. Kutçu Ali. Babalarını bilin mi? Babamı bilirim. Sen bilmeyin. Babasını bilmem mi? Adı neydi? Ahmet. Ahmet Çağlayan. Kaç kardeşiydi babam? İki, üç. Bir kız, iki oğlan. Sahibam kimler idi? Arif. Arif Hoca. Arif Hoca, Arif Hoca. Allah rahmet eylesin. Arif Hoca biriydi. Sen kaç kardeşsin? Biz çok yani. Sahibam hadi hatırına geleni. Şimdi bakalım. Benim büyüğüm Ali. Ondan sonra ben. Büyüğüm Şikali diye. Açıklat Şikali diye. Şikali. Efendim. Fatma. Onun kutçu Fatma. Koca. Onun kutçu Hayriye. Koca olan da. Adamlar kimde olduğunu söyle. Efendim. Arapların Mehmet'te, Abdurrahman'ın Hasan Hüsnü'nde söyle, şeye çekiyor. Abdurrahman'ın Hasan Hüsnü'nde, Hayriye. Zaten ötekini biliyorum. Ondan sonra Murat, bizden küçük Murat, vefat etti ya. Şu Staroton'un Çağlayan'da. Efendim, Murat. Ondan sonra Mustafa vardı, Mustafa onun küçüğü. Ondan evvel
vefat etti. Hanımefendinin kocası Mustafa dedi. Ondan sonra... E bakırım abla. Kendi saysın. Onun kutu Osman, İsmail, Yusuf, Hacı Bekir, Hava, İsmi, Saadet. Hepsi bu. Sende çocuk kaç tane? Bende mi? Ya biz çocuk. 10 tane o. 10 tane var. Biraz da sen anlat bana. Kaç oğlan kaç kız? 6 oğlan 4 kız. İyi maşallah. Torun kaç tane? Var torunda 20 tane var. 18 tane var. Şimdi bak bizim akrabalığımız size nasıl biliyor musun? Memilli Mehmet benim babamın dedesi olur. Memilli'nin kızı Hava senin anan olur. Analığım. Analığın olur işte. Analığın olur. Oradan akrabayık biz Çağla ayınlarından. Nasıl bilin Hava analığını? Ne diyorsun? Allah rahmet eylesin var mıydı ya? Onun yattığı yer nur olsun, nur. Amin inşallah. Öyle ne yapamaz onu bunu. Oradan suyu dökerdi okunu şaşırdan içerdi hiç kızmazdı. Hiç okalanmazdı. Okalanmazdı hiç. Nereden paca neyi dedin hala? Orada paca vardı, kuyudan çeker suyu dökerdi. Burada paca vardı. Evet. Babası. Buraya kazanan su doldurdu, okula geldik, burada içerdik, burada okuduk. Babası. Suyu buradan içerdik. Ağzında buluştuk. Ahmet dedesi şeydeydi. Hatay'da hastalandı yerde, Hatay'da. Kırıkhan'da. Kırıkhan'da, evet. Onu da bilirim. Onu da yazık. Bir geldi de, Delkaya da fostan doluydu. Kemal ne oluyor, Kemal? İyi ne olsun vallahi evde o da. Selam mı var sorana? Aleyküm çok selam. Çok selam söylüyorum. Köyde mi? Köyde mi? Köyde. O İbrahim gelir gene buraya yoklar. İbrahim gel. Hüseyin. Hüseyin mi? İbrahim olmaz. Şurada var ha. Kusma alamadık içeri. Kapıda kusma kayılıyor. Benim çok. Kardeşim işte o. Hüseyin. He. Kapıda kusun. Hala dedi hiç kuşatma. Kucaklayamadık kusmayı. Hala be. Kuşatma ben geliyorum sondan dedi. Hüseyin geldi yapar. Kusmayı içeri kaydı. O iyi canı yakın. Nasıl canı yakın? Allah işi gücü rast geçsin. Osman amcam var. Avrupa'dan nerede öldü? Osman emekçi. Memilli Mehmet'in büyük oğlu. Avusturya'da vefat etti. Ondan sonra... 48 ile bir kapışma oldu. Güzeller de. Evet. Vurdu onu yatırmış rahmetli. Vurdu onu yatırmış. Bak gördü lan burada neler var. İş var. Babayı yani, yürümüştü bu acem mi? Babayı yürümüştü. Nasıl yürüdü? Nasıl deli anneydi babayı? Bir ekin işlerdi. Dedesi de gelirdi burada babamın ekin işlerlerdi. Ya ne bileyim her şey. Az buçuk Santır'ın Çardağ'ın tarihini anlatabilin mi? Ne anlatacağım Santır'ın Çardağ'ın? Pili bitmiş o bu. Yok kim gelmiş kim gitmiş ilk kuruluş nasıl olmuş onu anlat diyor yani. Bu herkes seyredecek geçmişi bir anlat o bayi. İlk buraya Santır'ın Çardağ'a yerleşen kim? Ne bileceğim oğlum kim olduğunu. Belki babaların, dedelerin söylerse ondan dolayı evet, dedim ya. Dedemi bilmiyorum ki. Babanla bahsetmedim baba, hiç. Babam bilmez. Babam bilirse de biz bilmek. Dedem çok evvel ölmüş. Peki ilk kimler vardı en azından? Hangi kabile vardı? Hangi soyadlar vardı? Onları en azından söyle. Buraya Santır derler buraya. Santır. Tamam. Santır. Efendim. Dur. Niye Santır demişler? Ne bileyim ben neye Santır demişler buranın. Santır varmıştı. Santır. Ne demezse Santır. Lakap olarak öyle demiş. Birinin lakabıymıştı o zaman Santır. Ondan sonra Hacı Veli vardı. Bir tane çağ var mı? Karaveli yok. Yok. Hacı Veli vardı. Mırsa'da Mehmet Ağa vardı. Benim bildiğim bunlar.
Ha, bildiklerini say. Efendim. Bilal Ada vardı. Mehmet Aksu vardı. Mustafa Aksu vardı. Hepsi gitti. Arif Hoca vardı. O da gitti. O da gitti. Okuma yazman var mı? Kim benim mi? Yok. Neden olacak? Okulu nerede kurdum? Ekmeği bulamıyordum. Askerliği nerede yaptın? 211 sınır alayı. Nerede? Artvin. Merkezde mi Artvin'in? Artvin. Hopa var. Hopa Artvin kazası da. Boşka var. Boşka. Efendim. Yusuf Ali var. Ondan Yusuf Ali var. Şey var. Neydi oranın adı ya? Gürcistan var sınırda. Şavşat mı? Şavşat. Ben Şavşat'taydım. 18 ay kaldım Şavşat'ta. Emmi, başka bizim köylü var mıydı yanında arkadaşın? Bizim köylü hiç yoktu. Bir şey geldi sonradan. Ispahalı Karamet. Şey, bayram. Karamet'in bayram. Gelayın kuvası. Nasıl, görünce sevindin mi? O gelince, efendim böyle... Ya diyorduk ya hemşerin gelsen olacak. Ayrıca sen benim ne yapacağız olacak. Değildirme sayılıyor. Arkadaşlar orada arkadaşlar. O geldi bir. Başka yoktu. Sen ne iş yaptın? Senin hayatın nasıl geçti? İyiydi. O hücrette iyiydi. Yok şey iş hayatı olarak ne yaptın emmi sen? Oyun geldi babam mi? Gibi. Ya oğlum mal aldık, mal sattık. Efendim, ustalık yaptık. Yemediğimiz atlarımız olmadı. Duvar ustalığı yaptı. Çok evler yaptı. Çok da odalar yaptı. Şu Hacı Güler odaları, kaynımına, şu Efil odaları. Her hepsini kaynımına yaptılar. Şey mi yaptı da soba iyi çakıyor mu baca bari? Çekmez olur. İyi, sobanın bacası iyi çakıyorsa iyi usta o zaman. çeker üstü açık. Kızılır'a neye gider gelir miydiniz bayramda seyranda? Bayramda boyuna gittik. Bayramda çok yayan gittik. Araba neredeydi? Araba var mıydı? Geceden kalk. Yayan giderdik bayram namazı. Bu çardaklarına kimin gidi şurada çardaklarına? Kevgirli'nin gidi. Bizim uşakların kardeşlerim. Kevgirli yaptırdıydı Kevgirli. Kevgirli vardı. Bilin Kevgirli'yi ya. Yukarıca abi aşağıca. O yaptırdı buraları o yaptırdı. 2,5 liraya yemeğe 2,5 lirana da parayı da yemeğe 2,5 liraya burada kaç gün çalıştım. Osman sorma. Yoğdu. Bir şey yoğdu. Çok koyun geldi. Emeğenden geçindik. 400 koyun elimizden geçtik. Tamam. Çok koyun geldi. Gıttık kıyamet gördün mü? Bak hala. Ya gıttık kıyametlik de pek görmedik de. Bir şey geldi keçeli. Oraya konuş. Bir keçeli geldi. Efendim. Nereden gelirse geliyor. Biz akşamına şurada rast geldi, aldık geldi adam. İsmail Depe mi o? Adamın adı Mustafa Depe olması lazım. Yatak yok, yatak. Adı neydi o keçelinin? Mustafa. Mustafa Depe mi? İsmail. Mustafa değil, İsmail. İsmail Depe. İsmail Depe. Bir kat yatak var avradım. Onu mu eyledik, zaman ne vurduk? Burada rahmetlik yattı. Sabahından kalktı, bir ezan okudu. Bıraktı gitti. İsmail ya. İsmail. Mustafa'nın yanından askerden geliyormuş gece. Bu da Kocalan'dan geliyormuş. Al diyordu, burada yattık, yedik, içtik. Tek bir yorgan fazla var, bir yorgan. Yatsın diye demiştik ya. Bir yorgan var, bu yorganla anam gülüm verdiği çuluğuna çıkardım, tam da yattık.
Sabah seni kalktı bir ezan okudu. Allah hepsini verdi. Allah rahmet eylesin. Gitti bıraktı etti. Yokluk görmedim. Pil, pil. Çalıştık yedik. Pil bitti pil. Eskilerden bıcık hatırına böyle güzel hatıra gelirse anla demi ya. Ne ya, bizim bilmediğimiz, sizin o zaman zorluk çektiğiniz başınıza... Kıtlık, ekmek bulamadığınız günler ne demek istiyor o kıtlıkta? Anladı işte, ne geliyorsa aklına. Ekmekten biz kıtlıktan zorluk çekmedik ya. Çekmedik. Babamın rahmetliğin var da kızım. Var mıydı? Şu adam acı belli evde ekmeği yoğurmuş, bitmiş. Her parayı da bulamıyor. Vallahi sağ ol. Ürgüven hep yedik gitmiş, geldik. Bilmem nereye gitmiş. Ürgüp'ten talaş filan getirmiş bu Ahmet Güllek. Ahmet'in. Ondan sonra ne getirdiğini bilmiyorum gari de. Ahmet'e diyelim demiş bizim Ahmet'e demiş Hacı Veli'ye. Bir çuval un vermiş rahmetli garibim varmış ya. Yok kıtlık çekmedik yani. Demek burada... Şey kıtlık senesi şey İsmail'e koştuk. Avrupa. İsmail'in oraya. Yolda giderken ha, şunu gördüm. Şu kadar ekmek bazlama. Şu kadar bazlama. Ama beni görünce sakladı, sakladı. O el kadar bazlamayı. İyi bazlamı gör. Sakladı arkadaş, göstermedi. Saklayan kim? 42'de miydi? Neydi? Saklayan kim diyor? Saklayanı biliyor musun da kim olduğunu? O dönem öyleydi diyor yani. Ekmeği ister diye mi sakladı kızılları, onu? Kızılları niye? Yolda geliyor ha. Kim olduğunu ne bileyim. Ama öyle bir dönemdi ki. Ben o zaman vardım. Ekmeği sakladık yiyormuştu demek ki. Yani bu ekmek ister diye saklamış. Yani beni görünce ekmeği sakladı. Onu biliyorum. Ama kim olduğunu ne bileyim ben. Yolda bir adam. Ha, böyle şeyler anlat bize eskilerden. Güzel anlatıyorsun, işin rast kesin. Anlat. Bitti, anlatacağım bir şey kalmadı. Bunun televizyonu var, televizyonda yayınlayacak bunu. Eskilerden alınır, bu eski tarih arıyor, tarih. Bizim Şıkhan'ın yanına gitsin bir gün. Kanser doğu. Bu İstanbul'a geliyor başka zaman, o nasıl anladı? Oo, kim o? Kardeşi büyüğü. Büyük kardeşim mi? He. Büyük kardeşim. Tamam. Onun yanına git. Yazı geldi. Yazı bulunur. Adı Ali. Onda makine, makine gibi seni doldurur. Tamam. Ramazan bayramında onun ifadesini alalım. Konuşma kültürü de var yani. Tamam ha. Oo, onun konuşması var. O askerde öğrendi yazıyı. Burada değil de askerde. Demek bayramdan ay burada yukarı okula mı yukarı camiye mi giderdiniz? Ulu Camii'ne bayramlardan ayı. Köyüsünde camiye, köyüsünde. Köyüsünde cami. Bayramlarda oraya gidilmez miydi eskiden? Oraya gidip başka camiye yoktuk. Emmi, senin döneminde hangi imam vardı? Ulu Camii'nin imamı. Köyüsü Camii'nin imamı kim idi? Nefisim. O zamanlar? O zaman kim idi? Hoca var, Ahmet Efendi vardı. Ben şahsen bilemiyorum da o vardı. Hoca oydu. Kızılören'in ilk imamı oydu. Onu hoca, biliyor. Hocanın İbrahim'in kardeşine miydi? İbrahim'in kardeşiydi. Hatta Ünyaz'da bir Arap hoca vardı. Onun bir deli vardı, deli. Deli değil, beliymiş de. Hoca köyde ölünce Uncaz'da vah Kızılören camisi yanıyor demiş deli. Bu hoca ölünce? O hocam ölünce. Öyle deli miydi o hoca? Hak toplarlar şimdi aylık neydi şey neydi. Zahra verirler. Kötürümün hocamı derler. Kötürümün hoca.
Aylık yoktu o zaman iyi. İmama aylık vermezlerdi, şey mi verirlerdi? Aylık neredeydi? Para var mıydı kızım? Para neydi? Allah Allah. Para neredeydi? Para toplarlardı. Her başına ne verirlerse verirlerdi işte. Bak o zamanın esnafları kim vardı? İmanı ara vardı o bakkal oğlum. O yapardı. Mırtaza Ali vardı bakkal olarak. Murat var mıydı Hacı Murat? Murat sonradan çıktı. Murat sonradan şey. Geldi. Murat'la sonradan. Evvel onlar vardı. Kınacı ile Hacı Bekir, Murtaza Ali. Onlar çalıştırdı. Santren mi buralarda oturdu, göndü, koştu azar santren mi? Bu obanın yerlisi o mu? Ya onun da var. İşte onun, o Deli Mehmet. Deli Mehmet varmış esas buranın sahibi. Deli Mehmet. Çardağın sahibi Deli Mehmet varmış. Hacı Veli Ağa'nın damadı mı olurdu? Bak. Dur. Deli Mehmet'in iki tane oğlu varmıştı. Kızılören'den olsun, buralardan olsun kimler vardı böyle? Sözü dinlenir büyük adamlardan. Deli Mehmet'i bilmek oğlum. Deli Mehmet kim? Deli Mehmet'i bilmek. Ölmüş, erken ölmüş. Nasıl onun, biriydi ola? Onun sülalesi. Bu çardan kuruluşu o. Kuruluşu onlardan. Santır da var da. Santır da bir şeyim, santır da. Köyde kim vardı? Sözü dinlenir diyor Kızılören'de. Eskilerde köyde kim öhlüydü? Kim ne bileyim ben kim öhlüydü? Böyle iyi devlet adamı, böyle sözde dinlenir, fakire yardım eder, böyle iş bitirir. Kimler vardı böyle önderler? Mahun'un oğlu varmış. Mahun'un oğlu vardı. Muhtarıdı. O iyice anlayışlıydı. Konuşurmuş. Ben şahsen bilmem de. Bir de Kutçu İsmail varmış. O nasıl bir adamdı? Kutçu İsmail mi? Kutçu İsmail. Onca hasta bir gün Cuma gün. Nafi vardı, Nafi bakkal. Heybeleri onun dükkanı ona kollardı. Eşyayla gideriz. Şimdi araba neydi? Araba neydi? Babamın eşya vardı. Bizim Hasan Hüseyin'in işte Abdurrahman'ın. Orada bir kazma dayanırdı şu dükkanın önündeydi. Yapılmış kazma. Kazmayı Hasan Hüseyin alıyor, eşyan kaşına sokuyor. Babam belliyor, Hasan Hüseyin'in kendinin de soktu. O da diyor kaynatamın deyin. Sokmuş. Bak sen. Bir yanlışlık geliyor oradan. Kutçu İsmail'inmiş kazma. Evet. Efendim rahmetlik Sağır'a demiş ki ya sen çardaklardan bilin ne yapıyorsun dükkanı onunla kazmayı götürmüşler yanlışlığıyla. Bir tane suallan et. Diyor bana dedi ki mesele böyle böyle dedi. Kazma geldi bizde dedim ben de. Et sen. Kazmayı buldum ha. On tane tütün almazsan demiyor. Tütün de tümbeki nasıl kıymetliymiş. Ondan sonra tütün aldırıyor Kutçu İsmail'e. Geliyor. İşte kazma bunda diyor bana. Efendim. Lan diyor, pokuyen dedi bana. Ben dedi, avrat bitirdim, harap dedim. Sen kazma, harap diyorsun dedi, rağmen. Ondan sonra, ya ben ne harap dedim.
Ramazan, sağ buldu İrakan. Pok yesem ben dedi bu adama. Nasıl kıymet demişti bir kazma bak hele ya. Kıymetliydi bir oğlum bize kazma. Kazma diyorum nasıl kıymetliymiş. Ya ya. Öyle öyleydi arkadaş öyle. Harmanı nasıl kaldırdılardı eskiden? Hırsızlığıyla. Allah. Nasıl kaldırdılar? Çok doğal anlatıyor. Mırtaza vardı Mırtaza müzik. İleri gelen adamlardan koydu. Mırtaza. Buğdaycı mı? Mırtaza'nın içi vardı. İleri gelen yeğenini çıkar. Milletin oyunu çıkan o çıkardı. Orada Hacı Belli'nin armağanı var. Armağan da Zahra kaldırıyor. Böyle ettiğini duydum. O kaçırın, göstermeyin, göstermeyin diyor yani. Geliyorlar diyor. Öksürcülere, öksürcülere. Yani kol memleketini kayırıyoruz adamı. İşte mesele böyle. İşin gücün rast gelsin. Allah işiniz gücünüz rast gelsin. Bu da acabadı yatacağım. Gençlere ne önerin? Yeni bizim gibi gençlere ne önerin? Hadi söyle yavaş yavaş da kapanışı yapalım. Ya şimdikinin gençleri ne saygı var ne sevgi var yok. Eskiden. Eskiden öyle zaten şimdi gençlerim. Memilli dedemi bilin mi? İyi şöyle bir anın varsa anlat. Dedeni bilin. Dedeni Nazlı dedeni bilin. Nasıl biriydin ya? Biraz... İyi bir adamdı. Nazlı mıydı? Şerlik yoktu o adamda. İyi işin gücün rast gelsin dayı hadi. Sağ ağzına ol. Sağlık. Hakkını helal eyle. Sağ ol. Var ol. Allah razı olsun. Dinleyenlere de selam et. Seyredenlere, dinleyenlere selam et. Herkese selam olsun. Ha. Allah razı olsun. Herkese selam olsun. Allah'cığım senin dişin gücün rast gelsin. Sağ olun, var olun. İşlerin işi, beşerek işlerin işi, gücün rast gelsin. Sen...